2000'li 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı terör örgütü Nasyonel Sosyalist Yeraltı davasında müdahil avukatlardan Mehmet Daima Güler, bugünkü duruşmada yazılı ifade veren baş sanığın 1,5 saat boyunca yalan söylediğini savundu. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davanın 249. duruşmadan sonra müdahil avukatlar ve cinayetlerde öldürülenlerin yakınları Şapi'nin bugün mahkemede verdiği ifadeyi değerlendirdi. Nasyonel Sosyalist Yeraltı cinayetlerine kurban giden Abdurrahim Özüdoğru ve İsmail Yaşar'ın yakınlarının avukatlığını yapan Mehmet Daima Güler, Şapi'nin şimdiye kadar ispat edilenleri kabul ettiğini, diğerlerini bilmediğini savunduğunu belirterek "Keşke sussaydı, oturup bize 1,5 saat yalanlar anlattı," dedi. Keşke bu kadın sussaydı. Keşke sussaydı. Çünkü oturup 1,5 saat bize yalanlar anlattı. Yok benim cinayetlerden haberim yok. Çok kızmıştım o adamlara, erkeklere çok kızmıştım. Tamam kabul ediyorum, bankaları soyduklarını biliyordum. Şeyleri nasıl yalan atacak? Paradan yaşamadım bunu. Yani bizim her şey ispat ettiğimiz şeyleri kabul ediyor. Öğlerini yok bilmiyorum. Ondan sonra sonuçta yok özür diliyorum. Neden özür diliyorsun? Özür diyeceksen gerçekleri anlat. Yani ben bayağı bu ifadeden daha çok beklemiştim. Sadece hani fazla beklemedim ama bundan daha çok beklemiştim. Yani kim destek verdi, kim Nazma ne yaptı, bu adamları neden öldürdünüz, bunları nasıl seçtiniz, istihbaratın hangi rolü vardı? Yani böyle önemli sorular cevaplanmadı. İfadesinden dolayı çok hayal kırıklığına uğradım tabii ki. Doğruları söylemeyeceğini zaten biliyoruz. Ama bu kadar yalanlı bir ifadeyi beklemiyordum yani. Başından sonuna kadar benim için tek bir yalandı. Hiçbir şeye inanmıyorum. Bizden özür diledi kendisi. Özürünü hiç kabul etmiyorum. Ailelerden özür diledi ve sonradan öldürenlerin duyduğunda çok üzüldüğünü ve kahrolduğunu söylemiş, ifadesinde söyledi daha doğrusu. En azından sorulara cevap verebilse ya da vermese bize o imkanı verebilirdi. Yani biz ona birkaç soru sorup kendisini ifade edebilirdi. Onu da yapmadı. Bizim için tamamen bir yalan. Ölüleri atacaklar öyle yalan. Ben bilmiyorum bu yalan. Biz bile yüce Allah'ımıza hava ediyoruz bu işi. Biz hep necaz göreceğiz. Canan sen ne bekliyorsun? Vallahi ben hakime güveniyorum. Aslında hiçbir şey beklemiyor da. Hakime güveniyorum. İnsan yaşadıkça her şeyi görüyor. İnşallah görecek. Açıklamadan hiçbir sonuç alamadım. Neden benim adamım öldürüldüğünü soracaktı ama soru cevap alamadı. Yani soru da soramadı. Yani bizden özür dilemedi ki. Sadece suçlu olduğunu hissetti ama o da ne o sevdiği için yani yapamadığım için, engelleyemediğim için dedi. Suçluluğu hissediyor kendini dedi. Hadi benim adam birinci de yani suçlu diyelim. Öbürlerine neden engel olamadı onu yani soruyor bana.